Turli xil kasalliklarni xalq tabobati orqali davolash usullari va yurtimizda faoliyat olib borayotgan tabiblar haqida hikoya qilar ekanmiz. Bugungi dasturimiz orqali xorazmlik tabiblar tomonidan berilgan foydali tavsiyalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ko'pincha mana shu surunkali kasalliklar hozirgi pandemiyalar davrida ko'payib ketdi. Surunkali kasalliklara kantlı diabet, hipertaniya kasalligi, osteoxondroz, osteoartroz kasallikleri, nevrologik kasallikler, yürek kan tamir kasalliklerini, hem de içki sekretsiya bezi kasallikleri, bunlar hepsi kronik surunkali tarzda kechadi. Mana şu kasalliklara kança aptekalarimiz köp bo'lsam, kança okuldarlar köp işlep, kasalxonalar köp bo'lsam, bu kasalliklar hiç kaysa orqaga çekilgani yok. Köpeyse köpeyip durdu, lekin kemayip durganı yok. Özümde tecrübemde kantlı diabet, hipertaniya kasalligi, grija kasalligi, osteoartroz, osteoxondroz kasallikleri, bula zob kasallikleri bilen davolanıp durdular. Bepushlik kasallikleri, bularam hemmesi kronik kasalliklerini türüne giredi. Bularam hemmesi meselenden bizlere bir kesellik bile gelmedi daha köpünce adamlar. Grize kesellik gibi, kantlı diabeti var, hipertaniye kesellik gibi, izobu var, poliartriti var, hem kesellik gibi adamlar geledi. Şu eselarını, zahrını, faydası bir vakitini özünde şu kesellikler hemmesine yakış tesir etedi. Bu 28 kıl funksiyasını ben her daim bu ilmi esaslanan 28 kıl funksiyası. Bu bir vaxtın özünde hem yallıqlanışa karşı təsir kıladı. Hem periferik kan tamırlarını tazalıydı, kin getirdi. Tamırlarını aterosklerotik bilyaşkelerden tazalıydı. Hem tromblarını iri tuçu xüsusiyyətinə ege. Kese kanını iğuçalıgını iğutuçu 13 faktoru bulsa, şu 13 faktoruna təsir kılıp kanını suyulturadı. Eselarını, zahri. Şunun hesabına kan aylanışı yaxşılaşadı organizmde. Hem de yürekte, baş, miyede kan tamırlarını kin getirdi ve kan aylanışını yaxşılab insult, infarkt kesellikini aldığını aladı. Hem onkologik kesellikini aldığını aladı. Bir necha yillardan buyon tibbiyot sohasida faoliyat olib borgan shifobaxsh o'simliklar shaydosi tabib Bahodir Murodovning so'zlariga quloq tutamiz. Serquyosh O'zbekistonimiz dorivor o'simliklarga, ziravor o'simliklarga boy mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bizning ishlab chiqarishimizga qaraganda 1000 tadan ortiq dorivor va ziravor o'simliklar O'zbekistonda o'sadi. Shulardan 300-350 tasi xalq tabobatida va ilmiy meditsinada ishlatilib kelmoqda. 91-yil yilda ish boshlaganmiz. Mana shu 30-35 yil davomida hurmatli ustozlarimiz marhum Rajabboy Sabirov akademik xorazmlik olimimiz Muhiddin Umarov akademik, Jekbara Joroyev va O'zbekiston ko'pgan tabiblari bilan uchrashganman, tog'li rayonlarda bo'lganman, ko'pchilik dorivor ustozlarga o'rganganmiz. Bizlar ustozimiz Rajabboy Sabirov bilan Xiva bozomi xalq tabobatida ishlatiladigan sharbatni ishlab chiqqanmiz. O'z vaqtida bu tashqaridan, chet davlatdan kelayotgan bitner sharbatidan qaraganda ham ta'siri yaxshiligi bilan, foydaligi bilan nom qozongan. Bizlar bundan tashqari mana bir 10 yil davomida Xorazm Mo'min akademiyasi olimlari bilan birgalikda ilmiy ishlar olib bordik, grant asosida ilmiy ishlar olib borib, 10 tadan ortiq dorivor o'simliklardan sharbatlar tayyorlash bo'yicha fitochaylar bo'lsa retsepturasini ishlab chiqqanmiz. Hozirgi paytda ham ustozimiz ishlarini davom qildirib, bir necha xil sharbat retsepturasini ishlab chiqdik. Hozirgi vaqtda mana yurak asab kasalliklari bo'yicha kon suyultirish xususiyatiga ega bo'lgan sharbatning retsepturasini ishlab chiqqanman. Hozir 2 yil davomida ishlab ko'rdik. Ta'siri yaxshi. Hozir kelgusida buni sertifikatsiya qilish bo'yicha ish olib boryapman. Endi Xorazmda ko'pincha aytishadi, dorivor o'simliklar juda kam deyishadi, lekin bizga hisoblab ko'rganda, ilmiy ishlar bilan shug'ullanganda, ekspeditsiyalar qilganimizda, dorivor o'simliklar ayniqsa cho'l zonasida juda dorivor o'simliklar ko'pligini, ularni o'rganib chiqish zarurligini bilib oldik. Hozirgi paytda bizga
Dorim Xorazm oblastidagi tabiblar birgalikda ish olib boryapmiz. Ko'pincha men asosiy tabiblarga giyohlar bilan ta'minlashga, ularni ham ularga maslahat berish ishlari bilan shug'ullanib kelyapman. Endi kelgusida, xalq tabobatini rivojlantirishda iloji bo'lsa, men Xorazmda xalq tabobati markazi tashkil qilinsa, bundan tashqari yana Xorazm shu xalq tabobati markazining qoshida bir dorivor o'simliklardan xalq tabobatining retsepturasi bo'yicha dorilar ishlab chiqarishda yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lar edi. Buyuk alloma Abu Ali ibn Sino dori-darmonlarni tabiatdan o'rganing, chunki inson izlayotgan narsani u allaqachon yaratgan deb bejizga aytmagan. O'zbekistonda boy va rang-barangdir. Cho'l va dashtlar, tog'lar va adirlar, pastekisliklar va daryo yonbag'irlarida joylashib olgan bunday o'simliklar ajoyib manzarani hosil qiladi. Mamlakatimizning boy o'simlik dunyosida 6000 dan ortiq turli xil o'simliklar mavjud. Ular orasida dorivor o'simliklar ham talaygina. Hozir endi xalqimizga xalq tabobatining dorivor o'simliklarini o'rganish, uy sharoitida foydalanish ularini xalq tabobatida reklama qilib, ularga tushuntirishga olib borishimiz kerak. Buni ochishimda sabab Xorazmda chuchukmiya yildizi bor. Asosan Xorazmda shu zavoddan qurilishi boshlangan, balkim erta-indin ishga tushib qolishi mumkin. Mana ustozimiz 30 yil chuchukmiyaning shifobaxshligini aniqlab, isbotlab bergan. Xomashamiz yetarli Xorazmda. Lekin mana kuz oyi bo'ladi, bahor oyida mana shu diyor qilganlarda mana shu yildizni hamma chiqarib tashlab o'tga yoqib beradi tandirga, boshqa hech kim foydalanmaydi. Lekin mana shu yildizni olib qo'yib, 10 yillikni saqlash muddati 10 yil, 10 yilgacha undan har xil sharbatlar, ayniqsa mana qish oyida yo'talga qarshi immunitet ko'tarishda juda yaxshi foydalansa bo'ladi. Bu O'zbekiston jinshinida nom ko'targan. Endi bundan tashqari yana Xorazm sharoitida men qiziqqanman. Do'lan o'sadi. Bizdagi Xorazmdagi o'sadigan do'lanning xususiyatlari, ta'sir kuchlari, sostavi tog'da o'sadigan va boshqa viloyatlarda o'sadigan do'lanlarga qaraganda ustunligini biz o'rganib chiqdik. Endi hozir Xorazmda mana pishgan paytda hech kim buni zakot tayyorlash bilan shug'ullanmaydi. Undan qanaqa qilib sharbat tayyorlash, qiyom tayyorlashni bilmaydi. Hammasi qolib ketadi bahorgacha. Har xil qushlar, qarg'alar yeb ketadi, zayob o'tib ketadi. Mana misol uchun biz qiziqib ko'rdik, buni tayyorlab, dajo Rossiyadan boshqa davlatlardan talab bo'ldi. Misol uchun men Toshkent bozorlarida ko'p qiziqtirib kelsam, do'lana bozori misol tog'niki 6000, 7000 bo'lsa, mana 2 donalik do'lanalar 15000 so'm atrofida sotilayotgan ekan. Mana shu ishlariga yo'lga qo'yilsa, xalqqa tushuntirsak, xalq tabobati yanada rivojlanadi. Vrachlar bilan ishlashni yaxshilash kerak. Vrachlar bo'lsa, ko'ngildagidan giyohlarga uncha ko'ngildagidan qiziqish kam, kliks qiziqqanlardan kamida 10 ta 15 ta 20 tadan ortib giyohlarga nima qilmaydi. Asosiy tabobatni rivojlantirsak, prezidentimiz qarorini yana amalga oshirsak, xalq tabobati ilmiy tabobat bilan birgalikda ishlasa, yana xalq tabobatining obro'yi avvalgidan Ibn Sino davridagi Al-Biruni davridagidan yana oshadi. Xalq tabobati bilan qiziqib ishlayman deganlarga hamkorlikda ishlashga taklif qilaman. Do'lana tayyorlash texnologiyasi, tayyorlash metodi o'rik, masalan, Xorazmda o'riklar juda shirin. Ular shu ish bilan bir xilda tayyorlasa bo'ladi. Uni ishlatilishi asosan qon tomir kasalliklari, qon bosimi kasalliklarida, asab kasalliklarida ishlatiladi. Agar do'lanani nematik mevasi bilan hamda o'rik bilan hamda miyat yalpiz o'simliklari bilan aralashtirib, ichiga ma'lum miqdorda ozroq bir choy qoshiqda stevia o'simligining bariga qo'shilsa, unga hech qanaqa shakar ham qo'shilishi shart emas. Bundan tashqari yana yildiz, chuchukmiya yildizini qo'shilsa, ta'siri yana kuchli bo'ladi, immunitetni oshiruvchi xususiyatga ega bo'ladi. Endi Xorazmda yana bitta o'simligimiz bor, igri yildizi. Bu igri yildizi bizga o'rganib chiqqanimizda Xorazmda o'sadigan igri yildizi o'zining xususiyatlari bilan respublikamizning boshqa obyektlarda o'sadigan. Bundan tashqari igri yildizi Rossiyadan, masalan, ayir bolotnaya deydi, u Rossiyadan uni, ularnikidan boshqa Sibir, Ukraina taraflarida o'sadigan ayirlardan farqi borligini bizga o'rganib chiqdik. Chunki O'zbekiston quyoshga boy davlat hisoblanadi, uning ichidagi biologik faoliyat moddalar ta'siri bilan ajralib turadi. Mana shuni ham bizda Xorazmdagilar ko'p odamlar bilmaydi. Asosiy oddiy xalq uni
Çakılarını tüvekiye taşıp koyardı, kurtunu çürüş için işletilirdi. Lekin fakat kurt için işletilmiyordu bu. Asası irdamalı açık hususiyet gereken, aç kazan yara keserlikleri, ondan da büyürek, ciğer taş keserlikleri de cüde tem semeresi, cüde yakışı. Bu bize halkımızdan üretkenimiz köp adamla işletilip faydasını bildirdi. Halk tabuvata işletilirken, mesela için Rusya'da mesela üzümüz üstündeyken darva üstündeyken alıp girip faydalanıp durmamız mesela için buna baravoyu madde dedi, krasnoy korin dedi, şunca okuyan mesela hatın kızdan keserlikler de işletilirdi. Köpünce bize şunu aldırıp faydalanıp durmamız. Bundan taşkarıya bana Kıtay, İndiya'dan aldırıp girip durmamız. Yine yani, sümbül diyen üstündeyken var, immunitetini götürürdü. Yine zencevil bütün halkımız hemme bilirdi. Aynı kısımda koronavirüs virüs tarafı da zencevilin kanak kusiyeti, virüsle karşı kusiyetleri yakışı üreyenler çıktı. Halk hakikaten bildi, bilip bundan faydalanış yollarına üretti. Hem düşündürüş ilhak bırakmaz. CDN'e misal için açsak, CDN'e misal için Horazan'da Karazeyre diye işledim bunu. CDN'e ilgeri misal için bizde 5000, 6000 sondan alıp halka tarikat verdik. Telek görünce ketlemez, adamlar kızıkmasaydı. Az yine CDN'e uğruklar 50.000, 60.000 son. İgir yıldızları 100.000 sondan artık bakalara geç götürülüp baka halk düşündü. Belki kıynalmasından beri bir tayar doğrularına nispeten arzalı. Hüsusiyetleri yakışı, yaman tesirleri yok. Faydalanıp durdular. Zarur halatlar da mecbur, alışmış için mecbur oldu. Tak bir durumumuz, şunlardan faydalanış yollarını uygun durumumuz. Halk tabuvatını uygun iş için bir gün, bir ay, iki ay bu yeterlenmez. Kemede 5 yıl, 10 yıl kullanış gerek. Ata babalarımız tabip bulan, ümmet için avraya alıyor ki, ular ömrü yaşlıkında çıkılırlar. Halk tabuvatı kalıp gitgenlerdi. Lakin ölmedi. Kaytadan tril yaptı. Kirgisi de halk tabuvatı öz uğruna elbette tapardı diye ümidemem. Ko'rsatuvlarimizni istalgan payt takroran tomosha qilish yoki shaxsiy arxiviga saqlab qo'yish niyatida bo'lganlar uchun ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Telegram, Instagram yoki Facebook orqali Xalq tabobati ko'rsatuvi deb yozing. Men shu giyohimmi? Men terib olib, masalan, davleniya 200 dan 160, 200 dan ortiq bo'lgan davleniya kasallarga beramiz. Men bu giyohni bir choynakka yoki bo'lmasa men buni parashokka tayyorlab qo'yibman. Ko'pincha parashok yaxshida 100% effekt beradi. Choy qilib ichilsa 30% 40% effekt. Mana shundan choy qilib ichsa aytganimdek bo'ya 20-30% effekt beradi. Agar buni parashok qilib tayyorlab bersak bemorlarga bir 0,5 kaşık çay kaşık bilen 0,5 kaşık istimal kılıp izleden 2-3 piyala kaynak su ağız pişer pişmez kılıp içse 100% efekt verip yarım saatten keyin 200'den aşken davleniye norma geçer. Bu giyahımız prostata keserlikleri, farzansızlık kasalliklariga beriladi bu. Kalindula desangiz ham bo'ladi, tirnoq guli. O'zimiz O'zbekistonda yetishtiriladi bu ham. Buni yana qo'shimchalari bor. Prostata kasallari uchun ham farzandsizlikka immunitetni tiklab, o'zingiz bilasiz, meditsina tilida yetishmovchilik bo'lgani sababli farzand ko'rish qiyinroq bo'ladi. Shu holatlarda erkaklarda to'ldiradigan narsa bu. Buni qo'shimchalari bor. Yana 11 xil narsa qo'shiladi menga. Buni damlab ichiladi. Yo'q, buni ham damlashni tavsiya qilmaymiz. Chunki damlasa aytganimdek, boy aytganimdek 25-30% bo'ladi. Buni ham parashok qilib 0,5 kashik og'izga solinib, izidan 2-3 piyola qaynoq suv ichiladi. Undaki 100% effekt beradi. Immunitetni ham tiklaydi. Bu bemorimiz hozirgi kunda 7 yoshda. Ikkala ko'zi ham ko'rmaydi. Onasini aytishicha 2 yoshda sudurgi bo'lgan ekan. 2 yoshda sudurgi bo'lgan. Undan keyin qolgan asorat deyapti. Lekin bu bolamizda menga ayon bo'lishiga qaraganda onani ichida shakllangan paytida miya yaxshi rivojlanmagan. Shuning natijasida qo'l oyoqlari keyin vaqt o'tishi bilan tug'ilgandan keyin tortishib, ko'zi ham ko'rar edi dedi onasi. Lekin vaqtida ham kam bo'lgan. Keyin miya to'qimalar 3 oydan yangilanib turadi. O'z vaqtida yangilanib uspid qilmagandagi kam rivojlangandan keyin miya to'qimalar shuning natijasida ikkala ko'zi umuman ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Hozirgi kunda kelganlariga 10 kun bo'ldi, shalpani sezyapti.
kol ayakları tartışıp yatardı. Kol ayakları hem yine astesikin yaxşılaşıyordu. Biz hazır günde şu tabii melhemler bilen, tabii giyohlar bilen sağlamlaştırışa hareket kılıyordunuz. Allah'ın kudretiyle sebepçi bulup bütünley şu bir 3-4 leçeniyede tüzelişe hareket kılıyordunuz. 74 yaşımdan 4 yıldan bir yana insut bulup kaldım. Yürü almıyor, ayak kollarım işlemiyor. Köp yerlerine karattım. Bire gelsem, leşeniyeleri yakışırken, kıyaklarla davalı edilirler. Buna melhemleri var iken. Şundan bir yana benim kolum bitti, işler başladı. Kıyakları sürtkenle ki. Şöyle yakışımdan indi. İşlerim hem açıldı. Kızlarım işler tıktı. Üç metre masaj kıladılar. Boşadı kollarım, katı kaldı, ağaçtı. Ayaklarım ağaçtı, katı kaldı. Yine işler tırptı. Yaxşı, Xudaya şükür. Kızlarga da, doktorlarga da rahmet aytaman. Bu bemorimiz 6 yaşgacha sağlam bo'lgan. Qashqadaryo Chiroqchi tumanidan keyin 6 yaşgacha yaxshi bo'lgan. Keyin 6 yaşdan keyin arttirilgan bu nagronlik. Miyopatiya dushinda tashxis qo'yilgan meditsinada. Keyin asta-sekin miya faoliyati yaxshi rivojlanmagandan keyin mana shu holatga kelib qolgan. Qo'l oyoqlari tortishib, harakati kamayib qolgan. Hozirgi kunda tabiiy usulda davolayapmiz. 2 kun bo'ldi kelganiga o'zgarish yaxshi. O'zingda ham yaxshi sezyapsanmi bolam? O'zgarish yaxshi 2 kun bo'ldi kelganiga. Butunlay yurib ketishga harakat qilyapmiz, Xudo xolasa. Avvalam Alloh. Allohning qudratiyle sababchi bo'ldi. Mana bu giyohimiz jenshin deb nomlab qo'yibmiz. Bu butun inson organizmini yashartiradi. Bu nogironlarni sog'lomlashtirish uchun miya faoliyatini diklash uchun ham ishlatamiz-da. Bütün organizmi yaşartıradı, miya faaliyetini dikliydi. Nagiralara cüdayam yaxşı efekt beradı. Hareketi deyem, hatırasını dikleş deyem, hemen asadı faal hizmet görsatadı. Ben bu giyoklarımız davliyine 150 keçe bugün bemorlarga şifa buladigan giyohimiz. Bunu adı, bu yam uzumuzu Xorazmda çölde gökeredi. Yegmal deyimiz. Şu bilen bir gelikte kanaka ağırık bulsa şu ağırıkını pes etirdi. Ağırıktan esaret kamiydi. Bunu istimakı geldiğinde. Ben bu giyahımız kanlı sültüredi deyip koydum. Bu kanlı sültüredi deyen giyahımız bütün organizmde kan eğlenişini yakışırdı. Yürek klapınlarını açadı, tıkılmalarını açadı. Yüreğe klapın almıştırışam şartmaz. Ve yine bir cayı stent koyuladı, medisinada. Stent koyuşam şartmaz. Allah'ın kudretiyle kanını tazalaydı. Kanda mikrop bulsa kan tazalanadı, bemorlarda. Kan tazalaş şartmaz. Şunu uzu 20 gün stent koyuladı. Kanını mikroptan tazalaydı, tıkılmalarını, kan arteriyesi de bugün tıkılmalarını açadı. Bu bemorimiz 8 yaşta doğma nagiron, kol ayakları tortishib, gaplamaydi. Bir qarorda yotib bilmasdi. Hozirgi kunda mana tabiiy giyoh malhamlarini qo'llab, hozirgi kunda yaxshi o'tirib ham biladi. Bu bemorimizni miya faoliyatini davolashimiz kerak. Birinchi kurs lecheniyasi 10 kun bo'lyapti. O'zi 20 kun lecheniyamiz. Tabii giyoh malhamlar bilan miya faoliyatini diklashimiz kerak. Miyada to'qimalar ravon bo'lmayapti-da, chiqishini ravonlashtirishimiz kerak. Shunga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, miya to'qimalari ravon bo'lgandan keyin bola so'llab yurib ketadi, Xudo xolasa. Hozirgi kunda o'tirib keladi. Bir qarorda shunda erkin yotib bilmasdi bola. Dushga yon tarafa tashalib yotardi. Hozirgi kunda o'lchamiz o'tirib biladi. Hamma shu nogiron farzandlar, mana farzandlarim. Mana shuni qilib, hozirgi kunda yana o'tirib bilamiz erkin. Erkin o'tirib bilamiz yana. Allohning qudratiyle, mo'jizasiyle shu tabiiy malham giyohlar, massajlarimiz bilan qo'l harakatlari ham yaxshi, o'zini erkin tutib o'tira oladi, xolasi. Azizlar, har qanday kasallikdan to'g'ri olib borilgan sog'lom turmush tarzi va o'zingizga bo'lgan yuqori ishonch orqali xalos bo'lishingiz mumkin.
Shu o'rinda o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sog' salomatlikda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.